efendim diyor, bizim televizyonlarımızda, Müslümanların televizyonlarında her görüş açıkça kendini ifade edebilmelidir. Bak dikkat edin. Bizim televizyonlarımız, Müslümanların televizyonları her fikre açık olmalıdır. Her görüşe açık olmalıdır. Herkes çıkıp orada fikrini anlatabilmelidir. E o zaman çağır adam İstanbul Sözleşmesi'ni savunsun. Çağır LGBT'yi savunsun. Çağır itikadı bozuk bir adamı hadis inkarcılığı yapsın. Tarihselcilik yapsın. Modernistlik yapsın. Peki kime gidecek bunların vebali? Böyle bir şey olabilir mi? Ümmetin parasıyla kurulmuş bir televizyon kanalında, ümmetin parasıyla kurulmuş bir medya kuruluşunda ancak ümmete fayda edecek şeyler anlatılabilir. İtikadı bozukluk, sapkınlık, haramlar, hatta ideolojiler, beşeri ideolojileri bile sen insanlara propaganda edilmesine izin veremezsin yani. Çıkıp liberalizmi, sosyalizmi, komünizmi, efendime söyleyeyim ırkçılığı, beşeri ideolojileri bile savunmasına sen müsaade edemezsin. Niye? Çünkü bu televizyon senin değil. Ümmet adına kurulmuş. Ha sen herkesin rahatlıkla fikrini ifade edebileceği bir televizyon kanalı istiyorsan o zaman gidersin kendi paranla kurarsın. O televizyona kimi çıkaracaksan çıkar. Yani efendim LGBT'yi savunanı mı çıkarmak istiyorsun? Çıkar. Televizyon senin. Hadis inkarcısını mı çıkaracaksın? Çıkar. Modernisti mi çıkacaksın? Çıkaracaksın. Çıkar. Ama ümmetin televizyonunun kodlarıyla, koordinatlarıyla oynamak en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Peki ne anlatıyoruz biz? Bütün bunları söylerken kardeşlerim, kimliğimize sahip çıkacağız. Birileri beğensin, daha geniş kesimlere ulaşalım diye değerlerimizden, dinimizden taviz vermeye başladığımız andan itibaren bu işin sonu gelmez kardeşlerim. Nerede duracağız? Hangi ölçüde duracağız? Ölçüyü kaybettin sen. O yüzden Müslüman kimlik bilincine sahip olacak ve bu kimliğiyle hareket etme gayreti içerisinde olacak. Yine